6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 118 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 1187. Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han'ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir? A. Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması. B. Türk boylarını bir bayrak altında toplaması. C. İpek yolunu kontrol altına alması. D. Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi. Cevap B. 8. Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek yolunun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A. Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır. B. Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir. C. Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir. D. Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. Cevap C. 9. Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için ordu millet tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Askerlik toplumsal bir görevdir. B. Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C. Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D. Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Cevap D. 10. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife döneminin özelliklerinden biri değildir? A. Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi. B. Devlet örgütlenmesinin oluşturulması. C. Bütün Müslümanların eşit kabul edilmesi. D. Devlete ait resmi para kullanılması. Cevap D. 11. Hazreti Ömer döneminde. Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması. Merkeze uzak şehirlere ordugahlar kurulması. Düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A. Sınırların genişlemesinin. B. Medine'nin başkent olmasının. C. Fetihlerin duraklamasının. D. Toplumsal dayanışmanın artmasının. Cevap A. 12. Hazreti Osman döneminde. I. Kıbrıs'ın fethedilmesi. 2. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması. 3. İran'ın fethinin tamamlanması. Gelişmelerinden hangileri İslam Devleti'nin denizcilik faaliyetleriyle ilgilendiğini kanıtlar? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. Cevap A. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 118 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.